Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Nasılsınız? Herkese, tüm beni takip eden kıymetli takipçilerime selamlarımı, sevgilerimi göndererek yine bir e, roba çalışmamız var. Roba çalışmamızı değişik bir roba çalışmamız olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın masamda iki renkli bir ip kullanıyorum. Ardından Şöyle şu şişlerimi kenara bırakıyorum. 3 numara şiş kullanıyorum. Pudra rengi güzel bir renk. Ee, kar Topu Baby Van. 3 numara şiş ve hemen başlamaya geçiyorum. Şimdi konumuz şu. Normalde yakadan başlamalı örgüleri bir kere de başlayıp bir kere de bitiriyoruz. Ama bu yaka biraz değişik olacağı için sizlere Yakanın çalışmasını anlatıyorum. Yakamız normalde 88 ilmek başlanması gerekiyor. Fakat değişik bir yaka olacağı için 88'in yarısı 44. Ben de şöyle ipimi ortalıyorum. Başka bir ip aldım, ortalıyorum. 44 tane ilmeğimi başka bir renkle atıyorum yani yeşille atıyorum bu yeşili ardından söküp alacağız devamını pudra rengi kartopu baby manla devam edeceğiz şimdi 44 tane ilmeğimi bu şekilde başlayıp geliyorum 44 tane ilmeğimi attım sevgili hanımlar şimdi kullanacağım rengimi alıp devam ediyorum bu yeşil ipi nasıl olsa sökeceğimiz için çok özen göstermedim. Şu ipin ucunu biraz uzun bırakın. Düğün değil de şöyle aradan geçirerek örün. Bütün ilmeklerimi 44 tane olan ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Şu ucu şöyle ipime sararak devam ettiriyorum. Bir kez daha doluyalım. Yeterli. Bu sökülmez artık. İşte 44 tane attığımız ilmekleri ön yüzden düz arka yüzden ters olarak örün. Çok kolay. Ve gösterişli bir yaka. Sevgili arkadaşlar. Hemen yapıp hediye olarak bebeklerinize, torunlarınıza ben e, takipçilerimle özelden de sohbet ediyorum zaman buldukça. Yani örgünün artık terapi olduğuna hepimiz inandık. Gerçekten de bu örgü örmeyi bilmesem ben bir sürü sorunlar oluyor. Her insanın başında olduğu gibi. Altından kalkamayız. Bu benim içimi terapi. <laughs> Pardon. Evet. Sıramı sonuna kadar düz olarak ördüm. 3 numarada şiş kullanıyorum. Sevgili hanımlar. Siz istediğiniz iple istediğiniz şişle yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci sıramı da ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu şekilde bir 8 sıra öreceğim. Ön yüzden düz öreceğim, arka yüzden ters öreceğim. 8 sıra öreceğim. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Dediğim gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak güzel bir dakika çalışması yapacağız. Yakayı yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi robayı ayrımlarını yapacağım ben. Bir de model kurmayı düşünüyorum ee, arka beden ön bedene. Devamı siz takipçilerin eline teslim edilecek. İstediğiniz ölçüde yapıp bitirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde 1 2 3. sıramı gittim. 8 sıra olana kadar örüyorum. Şu anda 7. sıramı gittim. Arka yüzden 8. sıramı gidiyorum. Sonra ön yüzden yeşille başladığımızı söküp yeşilden kalan ilmekleri başka bir şişe alarak örmeye devam edeceğiz. Yani torba lastik olacak. Değişik bir torba lastik arkadaşlar. İki kat bir yaka hazırlıyorum şu anda. Yaka güzel olduktan sonra devamı güzel gelecektir. Yakanın ayrımları kol, ön beden, arka beden ayrımlarını yaptığımız zaman diğeri çok kolay. Kime yapıyorsanız üzerine ölçerek yapın. Ya da yanınızda çocuk yok mu? Komşunun çocuğunu ölçebilirsiniz. Örgü deneyiminiz varsa göz kararı yapabilirsiniz. Ben 6 aydan bir yaşa kadar düşünüyorum bunun sayılarını. Evet. Şimdi şöyle. Bakın. Şu şekilde ördük. Bunu şimdi şöyle ikiye katlayacağız. Tamam mı? Olay bu. İkiye katlamamız için Yeşili sökeceğiz. Yeşildeki ilmekleri de alacağız. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şişteki ile 8 tane. Bunu daha da kalın yapabilirsiniz. Acaba bir sıra daha yapsak mı diye düşünüyorum da arkadaşlar. Bence yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bir şiş yardımıyla hemen Evet. Şuradan şiş yardımı aldık. Ve şöyle yapıyoruz. Şimdi şuradaki ipimizi sökeceğiz. Bunu makasla da kesebilirsiniz. Sök edebilirsiniz. Bunlar sizin için sorun teşkil etmeyecektir. Bakın. Hemen şu şekilde sökülüyor zaten. Şu makasla şöyle keserim arkadaşlar. Daha rahat sökerim. Bakın bir tane ilmeğim çıktı boşa. Gördünüz mü? İlmeğin birisi boşa çıktı. Hemen devam ediyorum şimdi. şimdi. Kesince daha rahat olur. Ama sök edebilirsiniz. Şimdi ilmeğimin birisi boşa çıktı buradan. Hemen bu ilmeğimi alıyorum. Bakın. Bu ilmeğimi aldım. Ardından diğer ilmeğim boşta. Dikkat ettiyseniz bu ilmeği de aldım. Böyle tek tek söküp alırsanız sizin için daha rahat olur. Hepsini birden sökerseniz ilmekleri kaybedebilirsiniz. Bu şekilde daha rahat. Şuradan diğer ilmeğimi de aldım. Bakın 3 tane ilmeğimi şişime aldım tek tek sökerek ilmeklerimizi. Burada benim ipim yetmediği için başka aynı iple değişik başladım. Ondan biraz sıkıntı. Şöyle oynatın ucunu. Nereden geldiğini anlayacaksınız ucun. Bakın. Hemen bu ilmeğimizi almıştık zaten. Diğer ilmeğimi çıkarıyorum. Şu uçtaki düğümü alalım arkadaşlar. Daha rahat çalışırız. Bakın şurada ilmeğim boşta kaldı. Bu ilmeğimi dağılıyorum şişime. Tek tek ilmekleri sökerek buradan Bakın ilmeğim şurada. Gördünüz mü? Hemen bu ilmeğimi dağılıyorum şişime. Bu şekilde sökerek bütün ilmekleri yani bu arkada da 44 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Şimdi bir kolay yolunu daha göstereyim arkadaşlar. Bakın ilmeklerimiz zaten şurada gayet belirgin, değil mi? Bu şekilde alıp sonradan diğer ipi sökmesi daha bir kolay. Bu tekniği ben size gösterme amaçlı yapıyorum. O şekilde de ip, ilmekleri alırsınız. Bu şekilde de ilmeklerinizi alıp sonra bu ipi temizlersiniz. İlmeklerimi bu şekilde dizdikten sonra saydım, tamamladım. 44 tane ilmeğim oldu. Bunu makasla önce kestim, sonra ardından şöyle didikleyerek iplerimin tamamını temizliyorum. Ee, eğer benim gibi sabırsızsanız bu şekilde yapın. Yok sabırlıysanız şiş yardımıyla tek tek sökün arkadaşlar. Ben biraz sabırsızım bu konularda. Bu şekilde didikleyerek ilmeklerimin tamamını temizliyorum. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi bunu ikiye katlayacağız. Şuradan gelen ilmekleri ters örüp buradaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani alt tarafı söktüğümüz ilmekleri ters, üst taraftaki ilmekleri düz örgü olarak Örmeye devam edeceğim. Şimdi ilk önce düz ilmeğimle başlıyorum. Düz ilmeğimi aldım ve ördüm. Ardından diğer şişten gelen ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Düz ördüm ve diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Belki biraz oyalar sizi ama çok gösterişli çok güzel narin bir yaka olacak. Arkadan gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Öndeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece lastiğimiz ikiye katlanmış oluyor. Şişimizde de 44 44 80 8 ilmeğe ulaşmış olacağız. öndeki ilmeği düz arkadaki ilmekleri ters anlaştık herhalde şimdi zaten birkaç ilmek yaptıktan sonra arkadaşlar çok kolay oluyor tamam mı bakın hemen elimiz alışıyor şöyle yaklaşalım arkadan gelen ilmek ters öndeki ilmeği düz Eliniz alıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde örüp sıra sonuna kadar gidiyor. Sıra sonuna geldim. Değerli örgücüler. Bakın şu anda şişimde iki, iki tarafta da eşit şekilde ilmeklerim var. Evet. Arka Şişteki ilmeğimin sonuncusunu ördüm. Ve bırakıyorum. Öndeki ilmeği de ördüm. Ve sıramı tamamladım. Şöyle güzel bir torba yaka hazırladık. Şimdi bu bu yakayı ne yapacağız? Hemen üzerine haroşa yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şöyle arka yüze atalım ki haroşamız diş diş dursun hemen kenar ilmeğimi örmeyle başlıyorum. Şurada ipin ucu kalmış. Sorun değil. Şimdi bütün ilmeklerimi ön yüzden de arka yüzden de düz örgü olarak örüyorum. Her iki tarafa da iki diş haroşa örmüş olacağız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. sıra sonuna geldim. Bu dönüşleri göstermek istiyorum. Birçok arkadaşımız kenarların düzgün durmadığından yakınıyor. Ben de onun için dönüşleri göstermek istiyorum. Düz olarak ördüm. Tekrar haroşa yaptığım için ipim arka yüzde yani ipim arkaya aldım. Tekrar bütün ilmeklerim düz. Şimdi sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Dediğim gibi bu dönüşleri göstermek istiyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar haroşa yaptığım için ipi arkaya aldım. Devam ediyorum. İp arkada olacak şekilde çünkü haroşa örüyoruz. Dönüşlerimiz de bu şekilde sevgili örgücüler. Her iki yöne de iki sıra yani iki diş haroşa düşecek şekilde örüyorum. Bakın arkada iki sıramı örüyorum. Bir de arka yüzden örüp geleceğim. Her iki tarafta da iki diş haroşa olmuş olacak. Evet sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bunun üzerine harika bir model yapmayı düşünüyorum. Şimdi yaka biraz oyaladığı için sevgili arkadaşlar. Siz bu yakayı yapın. Hemen ertesi gün kol ayrımları, ön beden, arka beden ayrımları gelecektir. Bakın şöyle bir yaka yap. Hani dedim ya 6 aydan 1 yaşa kadar giyebilecek bir yaka yaptık. Bu yakanın yapılışını sizlerle paylaştım. Bugün siz bu yakayı yapıp hazırlayın. Daha fazla istiyorsanız mesela ben 88 ilmek var şu anda şurada. Siz 98 yapın. Her 10 ilmek artırdıkça bu 10 ilmeği öne kollara arka bedene diğer ön kol arka beden diye ilmeği paylaştırın 10 tane ilmeği 2 ön 2 kol 4 2 de arka 6 2 diğer kol 8 2 ön 10 bu şekilde paylaştırın tamam mı bu soru bana çok soruluyor yani artırdıkça paylaşımları da o şekilde yapacaksınız Evet şimdi siz bunu yapın ben hemen devamını anlatıyorum ve sizinle birlikte olacağız Allah'a emanet olun hoşça kalın kolay gelsin sevgiyle örün sevgiyle kalın